Mert'in ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Dertlerime son veriyorum. Başımdaki en büyük beladan kurtuluyorum. Yani senden. Mert'in, bak benim senin saçmalıklarınla uğraşacak vaktim yok. Çöz şunları. Benim Ozan'ı ziyarete gitmem lazım. Ozan'ı ziyarete gitmem lazım. Gerizekalı. Bak bebeğim. Bu karşında duran iğrenç yaratık. Babanla beni ayırmak için gece gündüz uğraşıp duran kadın. Ama artık annenin sabrı kalmadı. Annen artık buna kesin bir çözüm bulacak. Mert'in, saçmalama istersen. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Sen iyice kafayı yedin herhalde. Çöz şunları, benim gitmem lazım. Artık Ozan da, bebeğimiz de, ben de senin belalarınla uğraşmayacağız. Senin yüzünden Ozan hapiste. Ben senin yalanların yüzünden nikah masasında kaldım. Ama yeter. Bebeğimizi de bu işe kurban etmene izin vermeyeceğim. Berçin yeter. Çöz artık şunları, yeter. Biliyor musun? Burada kimse seni bulamaz. Burada geberip gideceksin aslım. Ben de sevdiğim adamı geri alacağım. Berçin, ne yapıyorsun sen? Berçin, ne yaptığını zannediyorsun sen? Bırak! Çöz şunları Berçin! Çok önceden yapmam gereken şeyi yapıyorum Aslı. Seni gebertiyorum. Hadi sana güle güle. Berçin! 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 Anne! Annem! Ne var Fatih? Annem, pek bir keyifli görünüyorsun. Ne oldu? Sana bomba gibi sürprizlerim var. İpotek ettirdikleri evin bankadaki oturum hakkını aldım. Yani artık ev bizim. Oh, çok güzel. Hadi hemen gidip hepsini kovalım. Dur dur anne, sakin ol. Ha, duramam oğlum. Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Bir an önce sahip olduğum mallara kavuşmak istiyorum. Anneciğim, daha değil. Unutma. Henüz okulu almadık. Babamın asıl mirası o okul. O yüzden birazcık daha sabırlı ol. Düşmanlarımızı uyandırmayalım. O okulu aldıktan sonra çıkacağız karşılarına. Defolun gidin o evden diyeceğiz. Haklısın. Sabretmesi ama giderek zorlaşıyor. En büyük parçayı henüz ele geçirmedik. Okulu almadan saldırmamız doğru olmaz. Bak şimdi. Ozan'dan kurtulduk sayılır. Mümtaz desen Jülde yokken önemsiz. Asıl Jülde'nin hiçbir şey fark etmemesi lazım. Eğer fark ederse önlem alabilir. En savunmasız olduğu anlarına çıkacağız karşılarına. Anne, bu arada Aslı'nın bunlardan haber olmaması lazım. Haklısın oğlum. Haklısın, sabredeceğim. Bakalım Aslım ne yapıyormuş. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Allah Allah, nerede bu kız ya? Telefonuna da ulaşılamıyor. Hediye, Aslım gece neredeydi? Evdeydi. Daha sabah konuştuk. O da görüş günü için hazırlanıyordu. Hatta burada buluşacaktık. Birlikte gidecektik buradan. Belki doğrudan cezaevine gitmiştir. Telefonunu kapatmasını istemişlerdir. Bilmiyorum ki, bize haber vermeden niye gitsin? Çocukların ne yaşadığını biz bilemeyiz diye. Boşu boşuna ayrı düştüler. Belki sabredememiştir. Erkenden görmek istemiştir. Umarım öyledir. E hadi. Biz de çıkalım. Görüş saati yaklaşıyor. Kahretsin. Berçin! Berçin, orada mısın? Çöz beni! Hadi.
söyledim. Aslında telefonunu açmış. Ne zamandır kapalıydı. Görüşe girerken kapatmıştır. Baksana açtığına göre çıkmış belli ki. Açmıyor bu kız benim telefonlarımı ya. Sence? Hı? Ozan belki anlamıştır niyetini. Kızı da seninle konuşmaması için uyarmıştır. Olmaz öyle şey. Duymadığı için açmıyor. Hem Ozan efendi hapiste. Bir daha da burnunu sokamaz bu işlere.